Merhaba arkadaşlar, Orta Doğu Balkanların en lezzetli oyun kanalına Oyunlu Mamiler'e hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. Rise of the Tomb Raider'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümün sonunda yanlış hatırlamıyorsam önce bir opsiyonel mezara gideriz demiştim. Zaten gitmemiz gereken ana yol şurası. Akabinde de bir kuleye falan tırmanacaktık diye hatırlıyorum. Orada Atlas adı altında bir harita vardı. Haritanın bize gösterdiğine göre tam karşımda şu anda opsiyonel mezar. Öncelikle bir opsiyonel mezara gidelim. Zaten büyük ihtimalle ben buradayım diye bağırıyor. Şurada bir yerde büyük ihtimalle. Şuradan bir zıplayalım. Bakayım haritaya. Büyük ihtimalle şu an doğru yerdeyiz. Şunlardan daha toplayamıyorduk diye hatırlıyorum. Full zaten. Şurada bir kutu dikkatimi çekti. Güzel. Büyük ihtimalle doğru yoldayız. Evet. Güzel. Değişikli yerlere çıkmaya başladık. Burası bir şey yok. Evet. Hayırlı olsun. Üçüncü galiba bu. Üçüncü opsiyonel mezarımız. Bakalım bu sefer bulmaca mı yoksa platform ağırlıklı bir opsiyonel mezar mı? Oha. Bayağı takla ata ata çakıldık suya ama. Suyun altında bir şey var mıdır acaba? Büyük ihtimalle geri döndüğümüzde şuradan tırmanacağız. Buraya adamlar eşek gibi yol koymuş. Fakat tabii ki buradan gideceğiz şu anda. Evet. Şuradan. Güzel. Bakın şurada değişikli yerler var. Çok seviyorum şöyle opsiyonel mezar görevlerini ya. Bu oyunda artmış. Geçen oyunda bundan bir önceki oyunda daha azdı. Şu grafiklerin güzelliğine bakar mısınız ya? Atmosfer falan şahane. Yani bu tarz yerlere geldiğinizde ağzınız açık kalıyor cidden. Işık oyunları falan filan gerçekten çok güzel yapmış adamlar. 35 XP daha geldi. Büyük ihtimalle sağında solunda bir şey yok. Oha adamlar opsiyonel mezarlığın içine kamp alanı koymuşlar. Güzel. Ha beceremezsek mesela hani geri, kolayca geri dön yap tekrar diye adamlar bunu bile düşünmüş yani. Aha. Seni gördüm. Benden kaçamazsın. 20 XP daha geldi. Şimdi. Hangi birini atsak acaba? Buna da atabiliyoruz. Buna da atabiliyoruz. Hangisi daha mantıklı? Şuna bir atayım. İyiymiş. Ya bundan da buna mı şey yapacağız? Bence çok mantıklı. Hayır, 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 hayır ya. Of, yine zamanlama, yine zamanlama. Of. Yıkıldım şu anda. Ya ağzına geçirdik yani Lara'nın. Şunu almışız mı? Almışız. Birkaç bölüm önce de dikenlere falan geçirmiştik Lara'yı yanlışlıkla.
bu tarz iğrenç ölümler oyuna değişik bir hava katmış diyebilirim, özellikle bu oyunda, Rise of the Tomb Raider'da. Şimdi şu şurada bir yerde kalacaktı galiba. Atla kızım. Şimdi bu sefer zamanlamayı iyi tutturmamız lazım. Bu sefer usturuplu atlayacağım. Biraz daha geride doğru. Evet. Valla bir an yine atlayamayacağım zannettim. Tamam, ondan daha hayırlı gelmez, o gitti. Oba. Güzel. En yakın Black Market'te arkadaşlar, bunlarla güzel güzel ekipmanlar alacağız kendimize. Büyük ihtimalle şey alacağım, onu çok istiyorum. Pistol için susturucu. Geçen sefer alamamıştık. Şimdi burada en ufak bir suya düşmeye gelmez çünkü hayvan gibi akıntı var. Şuradan karşıya... Bir dakika. Heh, bak şunu atlamayalım. Güzel. Translate levelimiz atladı. Şu an çeviremediğimiz bir şey olursa büyük ihtimal artık çevirebileceğiz. Şu ana kadar çeviremediğimiz bir şey vardıysa eğer. Bir dakika ya, üf, olmadı. Biraz daha yanına gelmem gerekiyor galiba. Evet. Ama niye olmayı? İp koptu lan orada kendi kendine. Buraya bir şekil yapmamız gerekiyor. Çünkü bu sürekli dönüyor. Döndüğü zaman da ip geriliyor ve kopuyor. Şu mekanizmayı mı durdurmamız gerekiyor acaba? Veyahut da he, bakın. Sandalı çekeceğiz kendimize. Gel lan. Aa. Ne halt edeceğiz? Gitti o. Başka sandal var mı? Aha, o geri geldi. Ters akıntı falan mı var arkadaş? Anlamadım ki. Hani U şeklinde dönüyor galiba. Şimdi onun üstüne atlayacağım. Atlar atlamaz da öbür tarafa şey atacağım. Rope atacağım. Biraz daha gel. Ya hayır ya. Vallahi kaçırdık. İlkinde yapmak gerekiyor. Arkadaşlar, Lara'nın bir kez daha ağzını yüzünü kırdık. Bakalım bu sefer becermeyi düşünüyorum. En son iki şeyi de burada bıraktım. Lan. Arkadaş, buraya geçince de bu çevirmeyi kesiyor. Hiç anlamadım valla. Şunda dümen var. Bunda yok. Bunu kullanmayacağız o zaman. O dümen büyük ihtimalle bir işe yarar. Seni seçtim Pikachu, gel. Biz herhalde doğru sandal atlayamadığımız için olmuyor bunlar. Diye düşünüyorum en azından. Hayır, 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 hayır. Yanlış şeye bastım zannettim, çok korktum ya. Evet. Bu sefer doğru. Yalnız sandal atlamamak gerekiyormuş. İşin sırrı burada.
Oh be. Vallahi billahi. Burada giriş yok galiba. Evet, güzel bir yere çıktık. Interesting. Did they embalm their dead? Güzel. Haritamız güncellendi. Ve esas şunun için geldik büyük ihtimalle. Anatomical knowledge. Yeni bir yetenek açtık arkadaşlar. Ne diyor? Hayvanların kalbine. Büyük kaplan, sırtlan tarzı şeylerde ve ayılarda daha çabuk öldürmek ve daha çok hasar vermek için kalbine doğru ateş etmemizi ateş etmekten ziyade ok atmamıza yarayan bir upgrade. Q ile içgüdü moduna geçiyoruz. Hayatta kalma içgüdüsü moduna. O tam kalbi parlıyor. Parlarken de kalbini ateş ediyoruz. Güzel. İlla ki bir yerde işimize yarar. Şunları hiç atlamayalım. A golden chalice fit for a king or a prophet. It was made here in Katash. Burada bir şeyler dikkatimi çekmedi. Onu şimdilik alamıyoruz ama şunu alıyoruz. Başka bir şey görünürlerde. Yok, tamam, onu alamadık, tamam. Şimdi nereden geri döneceğiz? Arkadaş, ben o sandalı tekrar atlamam ya. Hiç beni oraya götürmeyin. Başka bir yol olması lazım burada bir yerde. Yine öleceğim, kalacağım, bir şey olacak. Yol yok mu? Vallahi var. Güzel. Tam bir Lara boyutunda bir giriş açtık kendimize. Tamam. Mis. Şu mezarın başında bahsettiğim girişten de kolay bir şekilde. Ben bu bölümün başına yine saate bakmayı unuttum arkadaşlar. Onu benim bir alışkanlık haline getirmem gerekiyor. Artık bu bölüm kaç dakika olur, 1 saat mi olur yoksa 15 dakikada biter mi hiç bilemeyeceğim. Saate bakıyorum ama boşuna yani en başta bakmayı unuttum. Umarım doğru yerden gidiyorum şu anda. Evet, doğru. Tamam, şimdi ana görevden kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi büyük ihtimalle esas gitmemiz gereken yol burası. Yanılmıyorum, evet. Şimdi. Buradan haysiyetli bir atlayış yapmam gerekiyor. Güzel. Biz o kuleye tırmanacağız da büyük ihtimalle Trinity ajanları da orada olacak gibi bir his var şimdi. Akropolis diye bir yere gidiyoruz şu anda. Alengirli bir yer burası ya. Tam da ortada bir tavuk. Jacob,
It's a mess up here. There's no sign of your people. İnsanlardan hiçbir iz yok. But I've lost contact with her. All right, I'll look for her there. Birisi varmış ama Jacob bağlantıyı kaybetmiş. Onunla iletişime geçmeye çalışacağız büyük ihtimalle. Jacob da daha sonra sana tekrar katılırım dedi ve sinyal kesildi. Şimdi şuradan gideceğiz. Fakat nerede gördüm lan? Ben bir tane bir yer gördüm. Şurada bir yer var mıdır sizce? Buraya bunları boşuna koymazlar diye düşünüyorum ama. Ha ha ha. We heard of the prophet's arrival in Kanzi. Tamam. Şunu da alayım bir yere atarım. Bunu da buraya boşuna koymazlar. Gerçi suyun içine girersem o bir daha nah yanar. O yüzden şöyle kenardan gideyim. Gerçi tırmanırken onu bırakıyor. Tamam her neyse. Yapacak bir şey yok. Şuradan gideceğiz. Güzel. Allah'ım her yere gidesim geliyor ya. Şuradan gidelim. Bayağı haysiyetli bir tırmanma sekansı bizi bekliyor. Bu sefer çok zorlanmadık opsiyonel mezar görevinde. Öldük. Tabii ki öldük. Fakat becerememizden dolayı öldük. Beceriksizliğimizden dolayı öldük. Yoksa zorlayıcı bir şey yoktu bulmaca anlamında. Ya da platform anlamında. Şimdi ben bunu nereye atacağım? Şuraya bir atacağım. Aşağı bir düşsek vallahi dağıtırız. Hı. Bir çan çalıyor. Anam. Jacob'un kule dediği yer de askeri üs yani bildiğin. Umarım çok geç kalmamışımdır dedi. Bu içerideki Jacob'un bağlantıyı kaybettiği kişiye ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar büyük ihtimalle. Ve hiç kolay olmayacak gibi bir his var şimdi. Güzel. Special Arrow, şu ateşli oku yapmaya ilişkin bir uyarı aldım. Büyük ihtimalle etrafta yanabilir bir şeyler var. Buranın da bayağı ağzını etmişler ya. Adamlar nereyi görürse yakıyorlar yani, hiç affetmiyorlar. Oh God, no. Güzel, ne açtık? Bolt Action Rifle parçası. 4'lü 3 yapmışız arkadaşlar. Bir parça daha bulduğumuz an yeni bir silaha daha merhaba diyebiliriz. Buralarda bir şeyler. Yeni bir kamp alanı bulduk. Güzel. Bir bakalım bir şeylerimiz var mı? Hiçbir şeyimiz yok. Hiç oturma, konuşma. Zaman kaybetmeden yolumuza devam edelim. Güzel. Burada bir şey var mı? Tabii ki var. Oha! 35 XP. It's a reliquary box. Something used to protect and hold relics of the saints. Anything from teeth to fingers to the entire head. This claims to be a relic of the prophet.
It's empty. Bakın arkadaşlar, çevirdim. İçinde bir şey var ve it's empty. Bu boş diye bir uyarı verdi. Büyük ihtimalle içinde bir şey varmış ve almışlar. Onu da belki haritanın başka bir yerinde bulabiliriz. Belki bilemiyorum o kadarını. O şimdilik dolu, onu alamıyoruz. Evet. Prisonerlerden falan bahsediyor. Büyük ihtimalle... Oho. Bir yetenek puanı açtık arkadaşlar, stealth kill yaptığımız için. Şimdi benim o iki adam birbirinden ayırmam gerekiyor. İkisini aynı anda stealth kill yapamam çünkü yan yanalar, direkt görürler. Başka adam var mı? Oha, o ileride dolu lan. Nasıl bir şekil yapsak acaba? Dikkat dağıtacağım ya. Mesela şunu alsam. Ha, smoke grenade bu. Ben smoke grenade olarak değil, sadece hani adam başka bir yere gitsin diye. Şuraya atsam dikkatini çeker mi mesela? Sen bir git oraya. Oh mis. Şimdi orada 3 tane daha adam var arkadaşlar. 3 mü? Üç ya, ama çok başka başka yerlerdeler yani. Anam biri geliyor. Buna nasıl bir taktik yapsak acaba? Elimin altında bir kandil var, o kandili kullanıp yakabilirim. Ama en az iki tanesinin yan yana olmasını beklemek istiyorum. Yani bir kişi için kullanmam hiç. Şimdi şuradaki kişi arkası dönük mü onun ya? Yok, önü dönük. O direkt her şeyi görür. Düşün Fuat, düşün Fuat. Bence benim şu an durduğum konum yanlış. Veyahut da ben burada birisini indirsem belki de görmez ya. Mesela şu önümdeki, arkasını dön doğan ağzına sıçsam mı acaba? Bu sefer de şu öbür taraftaki dönerse görür. Öldürdüğümü görmese bile cesedi görür. Ben şu kandil bir alayım. Yerimi değiştireyim. Nerede millet? Bu da tam karşıma aldım şu en arkadaki adamı. Bu çok saçma, yok. Burası olmaz. Ya ne olacaksa olsun lan. Vallahi giriyorum. Güzel. Şimdi. Önce şu abiyi alacağım. Görme. Ne olur görme. Gördü. Allah kahretsin ya. Oha, eşek gibi de adam varmış etrafımda. Allah kahretsin ya. İyi gidiyorduk. Önce şunu alacağım arkadaşlar. Güzel. Sonra şurada o malzeme yine varsa eğer, evet, onu alıp şunu şuraya doğru bir çekeceğim. Sen oraya git.
Güzel. Sonra şunu alacağım. Bu da güzel. Sonra şu kandili hiç yanıma almadan veya alayım, bulunsun. Şu tarafa doğru bir gideyim. Şu vatandaş arkasına döndüğü an imiğini sıkacağım bunun şimdi. Güzel. Ya ne incoming ulan, kafayı yiyeceğim ya. Görmedin ki. Güzel. İyi aldık. Kabul edin, iyi aldık. Çanlar yine çalmaya başladı. Şimdi burada bir takım bir şeyler varsa loot'umuzu yapalım hızlı bir şekilde. Bize mermi lazım. Özellikle assault rifle mermisi. Çok güzel. Esas gitmemiz gereken yol orada. Şunu al. Bunu da al. Şurada bir yer daha vardı. Güzel. Tamam. Burada şimdilik başka bir şey yok. Anam. Jesus, you're insatiable. Hey. I see you. Şimdi şunları translate edebiliyorsak bir etkileşime girebiliyor muyuz? Yok, giremiyoruz. Onu da alamıyoruz. Anam, burası yıkılacak. Biz buradan gidelim ya. Ulan bayağı bildiğin kıyım yapıyor adamlar ya. Onların benim bir ağzına sıçacağım ben onların şimdi. Az kaldı. Şu silahı doğrultan adam bir arkasına dönse. Nasıl yapalım, nasıl yapalım? Sen bir arkanı dönsen olur mu ya? Mesela şuraya bir atsan, bir arkanı dönsen. Sizin de ağzınıza sıçarım. Güzel. Tamam. Vuhu, coin. Anın... Ne oldu öyle lan? Hey hey, hold up. These bastards are resourceful. They might have set up some traps. Don't worry. I'll kill anything that moves. Just take it slow. Stay sharp. Hmm.
Nasıl yapsak o işleri? Bu arkası dönükken anlar mı acaba? Anlamadı. Lan şurada bir şey varmış ya. Geri dön. Belki önemli bir şeydir. Tabii ki önemli. Hiçbir şekilde salvage kaçırmam. Şimdi... Oha. Oğlum burada bayağı bir adam var ya. Sofya mı? Kızım sen nerede esir düştün ya? Ben mi yanlış okudum ya? Sofya mı yazdı orada az önce? Allah'ım tam önümü gösteriyor gitmem gereken yer. Oğlum ben nasıl atak yapayım? 15 tane adam var anasını satayım ya. Bunun başka bir çözümünün olması lazım diye düşünüyorum. Acaba hani birisine dalsam diğerleri acaba cutscene falan mı girer diye düşünüyorum. Çünkü burada bayağı bir adam var. Önce şuna dalabiliyor muyuz mesela? O da hayır. Dalayım, ölürsek en kötü ölürüz. Sofya'ymış lan vallahi. Beni çöz. Her birini öldürmek istiyorum. Sakin ol. Çok fazla adam kaybettik. Maybe your people have sacrificed enough. It's all we've known. Bu en son köydeydi ya baskın esnasında. Nasıl kaçırıldı da buraya geldi? Tell me how I can help you. Nasıl yardım edebileceğimi söyle. I've got to get the rest to safety. But the entrance to the catacombs is blocked. Mezarlığa giden yol kapalı. Şimdi... Tamam. Güzel. Sen gel abi. Coin varsa atlamam. Şimdi. Esas gitmemiz gereken yol burası fakat kapı kapalı. Bizim başka bir şekilde ulaşmamız gerekiyor katakombsa yani mezarlığa. O yolda büyük ihtimalle şurası. Şurayı kırıp devam edeceğiz arkadaşlar. Bu bölüm burada bitirelim. Ne kadar oldu bu video hiçbir fikrim yok uzunluğu hakkında. Tam buradan ben devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.